Şimdi Tahran'a gideceğiz. İran'da neler konuşuluyor? Nasrallah suikasti sonrasında ayrıntıları soracağım ama Orta Doğu uzmanı gazeteci Mete Sohtoğlu bu bölümde bizlerle birlikte olacak. Önce hoş geldiniz diyeyim Mete Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Beraber bir Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ bekliyor bizi. Ekber bizim tabi oradaki gözümüz kulağımız. Dünden beri çok sıcak açıklamalar da var. Ekber, Nasrallah'ın ölümü... Medyada da biraz aslında tabii hem açıklamaların haricinde ben biraz sana oranın nabzını da sormak istiyorum. İnsanların tepkisi, medyanın tepkisi, İran'ın buradaki bazı eleştiriler var İran'a biliyorsun. Acaba İran mı vazgeçti Nasrallah'tan gibi? Buna dair bir açıklamalar var mı, tartışmalar var mı? Nedir durum? Sözü sana bırakayım hemen. Evet Semer Bey, malumunuz biliyorsunuz İran lideri tarafından, İran bir Ayetullah Ali Khamenei tarafından dün Hasan Nasrallah'ın ölümü nedeniyle 5 günlük yas ilan edildi. Ve bu yasın ardından özellikle benim bulunduğum başkent Tahran'da ana caddelerde direklere siyah bayraklar çekildi. Hemen sağ tarafında görüyorsunuz işte Hizbullah'ın meşhur sarı bayrağını görmektesiniz. Aslında söz konusu bu caddede her yerde bu bayrakları görmek mümkün. İsterseniz ben tam olarak da onları da siz izleyicilerimize göstermiş olayım. İşte dikkat ederseniz hemen burada Hizbullah'ın sarı meşhur bayrağını görmektesiniz. Hemen yanında işte Filistin bayrağı ve onun yanında da siyah bayrak ki İran'da siyah bayrak aynı zamanda matem ve yas göstergesidir. Şu anda mesela bir parkın önündeyim. Azadi isimli parkın önünde dikkat ederseniz burada da yine aynı şekilde sağ tarafta Hizbullah'ın bayrağı, ortada da İran ve sol tarafta da işte Filistin'in bayrağını görmektesiniz. Yine çok yerde, Tahran'ın birçok yerinde Hasan Nasrullah'ın posterlerini de görmek mümkün. Hemen önümde bir üst geçitte bunu görmektesiniz. Aslında belki ben kamerayı fazla yaklaştıramıyorum. İşte bu şekilde görmektesiniz ve altta da şöyle yazıyor. Abbas Musevi'nin kanı yerde kalmadı. Şehit Hasan Nasrullah'ın da kanı yerde kalmayacak ki Abbas Musevi biliyorsunuz Hizbullah'ın bir önceki lideriydi. Aslında bu ifadeyi dün İran lideri Ayetullah Ali Khamenei yaptığı son açıklamasında bu yönde ifadeler kullanmıştı. Başkent Tahran'da neredeyse her yerde bu görüntüleri görmek mümkündür. Hatta bugün Tahran Belediyesi'nde bir oturum vardı. Bu oturum sırasında belediye meclis üyeleri başkent Tahran'ın önemli caddelerinin birinin ismini Hasan Nasrullah olarak konulmasına ilişkin mutabakata vardı. Bugün mecliste bu konuyu değerlendiren İsrail'in Hizbullah'a yönelik yapılan son saldırısını Hasan Nasrullah'ın ölümüne yönelik son gelişmelerle ilgili kapalı bir oturum söz konusuydu İran meclise. Bu kapalı oturumla ilgili İran basına sızan bilgilerde bir grup milletvekili İran'ın bu olaya ilişkin nasıl bir karar alması ve nasıl bir tepki vermesi gerektiğine yönelik bir teklif hazırladı. Milletvekilleri bu teklifin meclis başkanı tarafından Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne sunulmasını istiyor. Esas İran'ın nasıl yanıt vereceği az önce belirttiğim komisyon tarafından verilecek. Bugün aynı zamanda mecliste bir açık oturum da vardı ve yine o açık oturumda da bölgedeki gelişmeler ele alındı. Milletvekilleri üst düzey yetkililerin aksine İran'dan İsrail'e çok sert tepki verilmesi gerektiğine yönelik ifadeler kullandı. Ben birkaç tane örnek vereceğim. Örneğin milletvekili Seyit Musevi ülkesinin Kasım Süleymani meselesine değindi. Eğer Kasım Süleymani olayında İsrail'e çok tepki verseydik, İsrail bugün bu şekilde cesaret edip Hasan Nasrallah'ı öldüremezdi dedi. Ve hatta biz vurmazsak bizi vururlar diye ifadeler kullandı. Yine bir başka milletvekili Abbas Golu'nun ifadesi vardı ve meclisin İsrail'e karşı çok güçlü bir eylem yapmasını, bu eylemin İsrail'i mahvedecek düzeyde olması yönelinde meclis milletvekillerinin beklentilerini olduğunu ifade etti. Ancak meclisteki milletvekilleri bu kadar sert konuşsa da ülke yetkilileri aynı şeyi söylemiyor. Hatta şunu söyleyeyim, söz konusu olayda Hasan Nasrullah'la birlikte İran'ın üst düzey bir devrim muhafızı komutanı Abbas Nilfurşan da hayatını kaybetti. Bu konuyla ilgili bugün İran devrim muhafızlarından bir yazılı açıklama yapıldı. Ve o yazılı açıklamada söz konusu olay kınanırken intikam meselesine girilmedi. Diğer taraftan İran'da İsrail'in farklı bir şekilde İran'a saldırılacağına ilişkin bazı kaygılar söz konusu. Hatta İran bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve aynı zamanda Genel Sekreterine bir mektup göndererek ve o mektupta İran'ın yurt dışındaki
temsilciliklerine yönelik yapılacak her türlü saldırı konusunda uyarıda bulundu ve İran'da karşılık vereceğini bildirdi. Hatta İran'ın içerisinde de bir siber saldırıdan bahsediyor. Bu konuyla ilgili kurumdan, pasif savunma kurumundan bir açıklama yapıldı. Bu siber saldırıyla ilgili ülkenin temel kurumlarına siber saldırı yapılmasına ilişkin kırmızı alarm verildiği ifade edildi ve ilgili kurumlardan önlem almasına yönelik çağrılar burada bulundu. Başkent Tahran'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Gelişmeler oldukça haberden aktarmaya devam edeceğim.